aldığı desteklerin yanı sıra hurdacılık yapıyor. Zaten olay da bıraktığı hurdaların parasını almaya gittiğinde gerçekleşiyor. Yani bir anne eğer yeterli miktarda destek alıyorsa sanmıyorum ki akşamın saat 7'sinde çocuklarını, 5 tane çocuğu bırakıp gitsin ve oradan bir yerden para almaya çıksın. Çocuklarını yalnız bırakıp. Yani bu verilen maddi destekler falan bunlar ben AKP iktidarının sorumluluğu üstünden atmak için yaptığı şeyler olarak düşünüyorum. Yani burada bu verilen desteklerin falan aslında hiçbir önemi yok. Çünkü o çocuklar ve o anne insani şartlarda yaşamıyordu. Biz bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet. Peki başka buna benzer yaşayan insanlar var mı? Yani bu oradaki tek ev mi? Örneğin bir mahalleden, bir semtten, bir sokaktan bahsedebiliyor muyuz bu dokuyla ilgili olarak? Bu hanımefendi ve çocuklarının yaşadığı yer biraz daha Selçuk merkezinin dışında kalıyor. Yani yaklaşık 2-2,5 kilometre kadar sanıyorum araçta yol gitmeniz gerekiyor. Ve evet, ulaşımı mesela toplu taşımayla yoktur diye tahmin ediyorum. Belki dolmuşlar ana yolun üzerinde bırakıyor olabilir. Aydın yolu üzerinde bu ev. Ve bu evin bulunduğu bölgede, yani mahalle demiyorum çünkü orası bir mahalle değil. Orada bir tane daha ev görebildim. Hı-hı. Yani şöyle ifade edeyim. Zaten fotoğraflarda da netçe görünmüştür. Yanan evin, yani o çocukların öldüğü evin önünde bir istinat duvarı var ve bu duvar yıkılmış. Yani buradaki duvar dahi yıkılmış. Burada bir mahalleden bahsetme imkanı yok. Karşı tarafta ancak bir tane daha ev var. Burada da yaşlı bir çift ve onların bir çocuğu yaşıyor. Evet. Peki çevredeki insanlar ne anlatıyorlar, ne söylüyorlar bu insanlarla ilgili olarak? Mesela bir takım iddialar da var. Yani buradaki hani ebeveynin ruhsal durumuyla ilgili olarak, ailevi durumlarıyla ilgili olarak, başka bir takım kişisel sorunlarıyla ilgili olarak bunlar elbette bu işin sebebidir. Haklıdır, haksızdır anlamında sormuyorum. Gerçekten böyle bir takım durumlar var mı? Selçuk merkezinde aslında çokça insanla konuştuk ve bu kişiler bahsettiğiniz durumları off record olarak tabii ki doğruladı. Yani kimse elbette ismini vererek konuşmak istemedi ama sohbet esnasında bu iddiaların birçoğu birçok kişi tarafından ifade edildi. Anne ve babanın uyuşturucu bağımlısı olduğu yönünde iddialar var. Zaten baba hapiste yaklaşık 1,5 yıldır ve açık cezaevinde zaman zaman ziyarete geliyor aileyi. Bunun yanında aile geçimini sağlamak için, daha ağırlıklı olarak hayatta kalmak için çalışıyor ve kendi aileleriyle çok bağı yok. Yani evet, kendi ailelerinden de destek görmüyorlar. Bu yine aile üyeleriyle konuştuğumuzda geçmişte bu aileye destek olduklarını ifade ettiler. Tabii bunun doğruluğu tartışılır. Böyle bir olaydan sonra böyle bir beyanı direkt olarak doğru kabul etmek bana kalırsa doğru değil. Destek verdiklerini ifade ettiler ama uzunca bir süredir annenin de babanın da aileleriyle ciddi bir iletişim olmadığını biliyoruz. Hatta şöyle bir detay var. Cenazeden sonra baba Hakan Akcan mezarlıktan çıkarken abilerinden birisi, daha sonra abisi olduğunu öğrendim, jandarma koluna girmiş onu götürürken abisi arkasından koşarak geldi ve acelen mi var, gitmek mi istiyorsun diyerek ona sarıldı. Yani cenazede de aslında Hakan Akcan'ın yanında sadece ablası vardı. Yani abileri de elbette katılım sağladı ama daha ağırlıklı olarak ablası ona destek oldu, onun yanındaydı. Bununla beraber bu uyuşturucu kullandıkları iddiasına biraz değinmek istiyorum. Çünkü aslında bu Selçuk'taki birçok kişi tarafından bize ifade edildi. Sadece bana da değil, diğer muhabir arkadaşlarıma da bunları söylemişler. Şimdi çok ilginç bir durum var. Selçuk'ta hani diyoruz ya, bu insanlar bir yoksulluğa itildiler ve bir felaket yaşandı bunun sonucunda. Biz Selçuk'ta kiminle konuşsak aslında bu iddiaları yineledi. Hatta şeyi de söyleyeyim, yani kristal met kullandıkları söylendi. Çok ağır bir uyuşturucu, çok ciddi etkileri olan, çok aşırı bağımlılık yaratan bir uyuşturucu bu. Bunlar ifade edildi ama çok üzücü bir şekilde sanki bu aileyi tanıyan herkes sessiz bir ittifak yaparak bu aileden ve
Dolayısıyla bu çocuklardan vazgeçmiş gibi görünüyor. Elbette kimsenin sorumluluğu herhangi birini uyuşturucudan kurtarmak değil ama gittiğimiz, konuştuğumuz, görüştüğümüz herkes bu ailenin uyuşturucu kullandığını iddia ederken kimse telefonu kaldırıp polisi aramayı, en azından o çocukların sağlığı, güvenliği için polisi aramayı bile düşünmemiş. Sanki Selçuk'ta da bir ittifak varmış gibi. Yani herkes biliyor ama hiç kimse bir şey söylemiyor ve aslında o aile toplum tarafından da itilmiş. Yani o itildikleri yoksulluk ve uyuşturucu batağı içerisinde sadece devlet tarafından değil, aynı zamanda toplum tarafından da yalnız bırakılmış insanlar bunlar. Yani bir yoksulluk ve çaresizlik içerisine itilmişler ve bu itilmenin ardından böyle acı bir olay yaşanmış ve herkes orada ellerini bağlayarak işte üzgün suratlarla ağladı. Yani durum bu. Maalesef. Evet. Peki son soru olarak soruşturma var mı? Kaç yönlü olarak devam ettiriliyor? Anne ve babanın durumunu anlattınız. Anne ne durumda? Anne en son adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu an soruşturma devam ediyor ama çok kapsamlı bilgilere erişemedik. Hı hı. Anlıyorum. Peki Batuhan Kaya, İz Gazete muhabiri. Çok çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeler için. Gerçekten çok değerli bilgilerdi bunlar. Çünkü yerinde sahada saptanmış olan bilgiler bunlar. Size kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.